Hayırlı akşamlar değerli izleyenler. Trakya Türk TV ekranlarında Lambada Geceyim programının özel yayınında bugün basın özgürlüğünün ve basında sansürün kaldırılması ile ilgili bugünün basın bayramı ilan edilmesi ile ilgili görüşlerimizi, sorunlarımızı masaya yatıracağız. 1908'den 2024'e 116 yıl geçmiş. 116 yıl önce basında sansür kaldırılmış. Osmanlı dönemine denk gelen bir dönem 1908 yılı. Daha sonra 1923 ile Türkiye Cumhuriyeti ile beraber basında sansürle ilgili bayağı bir yol kat edilmiş. Zaman zaman Cağaloğlu'nda eylemler yapılmış, itirazlar edilmiş. Gazeteciler yazdıklarından dolayı mağdur edilip hapislere atılmış. Gazeteler toplatılmış, kitaplar yakılmış. Günümüze o kadar badirelerle gelinmiş ki bugün hak ve özgürlükler anlamında elde edilen ve elde edilenle yetinen bir medya söz konusu. Peki yeterli mi? Ne kadar yeterli? Basında daha fazla özgürlük olur mu? Özgürlük nerede başlar, nerede biter konularında sevgili Trakya Türk TV Genel Yayın Yönetmenimiz sevgili Yaşar Polat'la beraber ve sevgili televizyonumuzda da yorumculuk yapan gazeteci Selahattin Uzun'la konuyu enine boyuna alacağız ve masaya yatıracağız. Sevgili Yaşar Polat, hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsın, iyisin? Sonunda Lambadaki Cine bizde konuk oldu. Transfer olduk. Evet, korkulduğu gibi var mı? Teşekkür ediyorum öncelikle. Milletin çekindiği kadar değil aslında. Nazik davetinden. Yani Lambadaki Cine tabii bölgede sevilen, izlenen, bir o kadar da korkulan birileri tarafından ama gerçekten de şehrin dışına taşmış. Sadece Tekirdağ'da değil, bölgemizde hatta Türkiye'nin birçok ilinde bilinen, tanınan, izlenen bir program. Tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Lambadaki Cini ve Nijat Ayvaz'ı. Bugün de böyle önemli, güzel bir konuyu ele aldığın için ayrıca teşekkür ediyorum. Gerçekten de hani şunu da söyleyeyim. Hani neyim bayramını kutluyoruz ki genel olarak artık bizde eskidik ya, eski gazetecilerin dediği bu. Duayen olmayalım da. Evet, tamam. Ya o da, o Selahattin değil mi? Yani o da ayrı bir konu. O da ayrı bir konu. Bakalım neler konuşacağız. Eyvallah. Sorularımız zaten birbirini doğuracak program içerisinde. Tabii, doğaçlama. Selahattin Uzun, hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. Ben öncelikle hakikaten Trakya Türk'ü, Lambadaki Cini, seni, beni, bizleri bu ortama kazandırıp birlikte hareket etmeyi sağlayan ekibimize, Yaşar Polat'a, kanalımızın ortaklarına teşekkür ve tebrikle. Çünkü zor şartlarda yaşıyor yerel basın, ulusal basında. Lambadaki Cini de ben Avrupa'dan izlendiğini biliyorum. Sevgili Cini'miz onu belki söylemez ama Türk yoğunluklu mahallelerde ya da Türk yoğunluklu mahallelerde belediye başkanlığı hizmeti veren Avrupa'nın farklı bölgelerinde Lambadaki Cini takip edildiğini ben şahsen biliyorum. Bu gerçekten tebrik edilesi bir şey. Üç harfli, aman o kelimeyi kullanmayalım denilen bir şeyi bu kadar böyle keyifle söylettiğin için o cephe inançlarda kalacak muhakkak ama yeri ayrı. Bu cephede de çok değerli. Barışmak yayınlar. Lazım. Barışmak lazım. Yani teşekkür bu dünyayla, öte dünyayla da barışmak lazım. Çünkü bu dünyada çok kısa bir süre kalıyoruz ve öbür dünyada çok fazla süre geçireceğiz. O yüzden orayı da anlamak ve barışmak lazım. Evet sevgili izleyiciler, basında bir sansür hikayesi var. Yani ben söylediklerimi yazamıyorum, ben söylediklerimi ifade edemiyorum, dile getiremiyorum. Üzerimde bir baskı var. Herkes beni bir şekilde baskı altına alıyor. Mevcut siyasi sistemde kendimi ifade edemiyorum. Nedir bu siyasi sistem? Yani gazeteciler siyasetle mi belirleniyor bu ülkede? Yani belki 1908'den günümüze kadar bunu pafta pafta getiremeyebiliriz ama en azından 2024'ü deneyimleyen ve kendi gazetecilik hayatımız içerisinde yaşadığımız dönemi doğru değerlendirirsek gazetecileri siyaset belirliyor mu sevgili Yaşar Polat? Yani gazetecileri artık siyasiler belirliyor. Şimdi tabii 1908 yılından bugüne kadar gelen sürece bir bakmak lazım. O günden 116 yıl gibi bir zaman geçmiş. Çok uzun. Tabii ki daha öncesi de var. Demek ki bir şeyler oldu ki
O zaman bu sansürün kaldırılmasına karar verildi o yıllarda. Meşrutiyet. Değil mi? Tabii. Yani ondan önceki yıllara baktığımız zaman, tarihe baktığımız zaman gazeteciler baskı altındaydı. Gazeteciler, gerçi öyle olan hala ülkeler var. Bir nevi devlet memuru şeyiyle, prosedürleriyle işleyen bir sistemdi. Sonrasında çıkan yasalarla, o günden bugüne kadar çıkan yasalarla basın özgürlüğüyle alakalı maddeler, yasalar hem anayasamızda hem de TCK'nın ilgili maddelerinde basına verilmiş olan bazı haklar var. Basına verilmiş haklar var ama işte o yıllardan bu yıllara kadar geldiğimiz zaman sorunun da cevabı siyasiler dizayn ediyor. Her gelen kendi basınını oluşturmaya, kendi basınını güçlendirmeye ve onlardan olmayan basın mensuplarını da bir şekilde susturmaya, sindirmeye dönük eylemler, kimi zaman ekonomik, kimi zaman yaptırımlar, bu yaptırımlar hukuki yaptırımlar olabilir, yıldırma yaptırımları olabilir ki günümüze geldiğimizde ne değişti? Yani hiçbir şey değişmedi. Daha önceki siyasilerin koymuş olduğu tavırlar bugüne kadar artarak ve daha da şiddetlenerek, yani hepimiz aşağı yukarı aynı kuşaktanız. O yıllarda en azından şu vardı, biraz daha nezaket vardı, eleştiriye karşı tahammül vardı, hatırlarsınız. Yani tabii. Demirel'in ve Bülent Ecevit'in o günün seçilmiş başbakanlarının karikatürleri yapılırdı. Ve özgürü vardı. Gülerdi yani, değil mi? Ki onu bile özgürlükten saymazdık. Aynen, mesela. Aynen. Şey yapılmazdı. Tabii yansıyanı buydu. Çok da fazla bir şey yoktu basın mensuplarına karşı. Ayrım yoktu diyeyim. Ama günümüze geldiğimizde artık şiddetlenerek çeşitli daire başkanlıkları takibiyle alakalı kurularak, iletişim dairesi başkanlığı gibi günümüze geldiğimiz zaman basın özgür müdür diye bana sorarsan, hani şeyde, teorikte evet basın özgürdür, hatta dördüncü kuvvettir, basın işini yapar, basın kimseye hesap vermez. Ama öyle mi? Yani işte yerelde yaşadıklarımız, biz bunları yaşıyorsak ulusallar neyi yaşıyor? Bir düşünün, işte Sayın Nijat Ayvaz bir haber yaptığı zaman kaç tane telefon aldığını ya, ben biliyorum. Ya da ben bir program yaptığım zaman kaç tane tehdide varan mesajlar veya telefonlar aldığımızı biliyoruz. Birazdan önce şu deneniyor. Ya Nijat'cığım, biz kardeşiz, arkadaşız, biliyorsun. Bu buradan bir sansürleme buradan başlıyor. Ve ön adım sonra şiddetlenerek devam ediyor. Tabii ki ilerleyen dakikalarda basının hiç mi suçu yok? Oraya da geleceğiz elbette ki. Ama öncelikle basın, bana sorarsan siyasilerin, bu siyasi yerel veya ulusal siyaset fark etmez. Yerelde işte belediyeler gibi siyasiler ya da il başkanlıkları gibi dizayn ederken, ulusalda da hükümetler veya muhalefetin destek verdiği bir şekilde siyasetin güdümünde olan kurumlar haline ne yazık ki geldi. Kesinlikle. Peki Selahattin, yani siyasetin Yaşar Polat'ın da dediği gibi belirlediği bir meslek grubu olması hasebiyle artık günümüzde herkes tarafını seçmek zorunda. Şimdi sansürün kaldırılması derken burada sansür sadece dilinizi nasıl kullandığınızın belirlenmesi değil, ekonomik anlamda da bir sansür söz konusu. Evet. Yani kısıntılara gidilmesi, yaptırımlar uygulanması, yeri geldiği zaman basılı bir medyaysanız basım yapamayacak hale getirilmeniz, yayın yapacaksanız yayın yapacak hale getirilmeniz durumu da bir ekonomik sansür değil mi? Komple. Şimdi, yani sansürün tanımı sadece kullandığınız kelimelere veya cümlelere sansür getirmek değil, iş yapamaz hale getirilmek de bir ekonomik sansür anlamında kullanılabilir mi? Evet, yani küresel stratejinin ülke yönetimlerindeki modelleri de aynı formatla devam ediyor. Hı-hı. Çünkü herkes bir ya da birkaç kişi üzerinden her türlü özgürlüğe, sermaye, ekonomik hareketlere, siyasal hareketlere yön verebilmek istiyor. Sevgili Yaşar Polat'ın çok güzel söylediği bir yerden ben
dediğine cevap vereyim. Eğer Türkiye'de basın özgür olsaydı, basın mensuplarını gazeteci kimliği ile tanımlayan kurum iletişim başkanlığı olmazdı. Bunu akademik olarak açabiliriz. Belki basına yansımalarını daha derinleştirebiliriz. Dünyada biz biliyoruz ki basın dernekleri, federasyonları, konfederasyonları kimin basında hizmet verebileceğini belirliyor. Kartlarını özgürlük alanından onlar tanzim ediyor. Onlar hükümetlerle masaya oturuyor. İşçinin bile sendikası varken, tabii basın mensuplarında var ama aynı anlamda değil. Birçok arkadaşımız özgürlüğünü ya da gazetecini tanımlarken diyor ki benim sarı basın kartım var, Türk Ağız basın kartım var. Kim verdi? İletişim Başkanlığı. Senin dördüncü kuvvet olarak muharif olman gereken bir yerden aldığın kart olsa olsa akreditasyon. Mecazi anlamda. Tabi oluyorsun bir nevi. Bir Yılmaz Özdiller'in hiç böyle bir kart almadığını söylediğini düşündüğümüz zaman demek ki biraz daha çapını genişleterek düşünmemiz gerekiyor. Birincisi o. İkincisi siyaset basını, gazeteciliği belirliyor dedik ya senin sorundan yola çıkarak. Aslında dördüncü kuvvet olarak aynı zamanda akademisyen kimliğiyle de can dostumuzun söylediği dördüncü kuvvet olan basının siyaseti belirlemesi gerekiyor. Bütün sonuçlarıyla. Ancak bakıyorsun... Ama ya, eskiden böyleydi. Eskiden böyleydi. Yani o büyük medya gruplarının evet. olduğu dönemlerde evet. bazı gazetelerin, markalarının siyasetin önüne geçtiği dönemlerde siyasetçi ile gazeteler tabii, arasında bir organik bir bağ vardı. Abartı vardı. Toplum dizayn etmede kullanılan bir araç olarak kullanılıyordu. Medya. O zaman da abartı vardı. Patronlar patronlar. Hiçbir şey liyakat üzerine kurulmadığı için başbakanları pijamayla karşılayan değil mi? Patronlar vardı. Orada da abartı vardı. Aynen öyle. Aynen. Dolayısıyla da komple bir kısır döngünün içine itilmiş bir basın var. Algı kısmına gelince dediğim gibi zoomluyorlar. İktidarların siyasal iletişim stratejistleri en dipte nasıl olur da biz yerel basın, ulusal basını en küçüğünden büyüğüne kadar bize muhalif olmayan şekle çevirebiliriz. Bunun için kaynak kısıtlamaları, işte tasarruf tedbirleri, bahaneleri, efendim işte piyasayı serbest salınıma bırakarak doğru haberin ödüllendirilmesi devlet evet, eliyle evet. yanlış haberlerin kanunlara göre haber sahiplerinin bir şekilde sorgusunun yapılmasını erteleyerek bir nevi ortada başka bir psikoloji itiyorlar. Basın kanunu yenileniyor. Basın kanunu bunu açar mıyız bilmiyorum. Açık. Basın kanununun içerisinde seni yasaya aykırı olarak muhakkak birine çalışmak ya da muhakkak yanında birilerini çalıştırmak kaydıyla taraf olmak zorunda bırakmak. Yani seni ticaret yapmaya mecbur ediyor. Bila bedel çalışabilecek, kamu hizmeti yapacak olan basın mensuplarını evet. yok sayıyor. Uygulamada da o akreditasyon kartını vermem diye oradan başlıyor. Ekonomiyle kuşatıyor, siyasetle kuşatıyor ve daha önemlisi benim algılarım bilmiyorum katılır mısınız? Basın kanununun bu kadar rahat ve herkes tarafından kullanılabilmesinin önünü açarak aslında bugünkü iktidar yönetim modeli kendi trollerini yaratmış oluyor. Yani iktidarın gücüne karşı, ona karşı çok ses çıkaramayanlar bütün mücadelesini, duruşunu muhalefet ve onların belediyeleri, siyasetçiler, unsurlar üzerine yüklendiğinde eğriyle doğru birbirine girdiğinde otomatik olarak iktidar basını öyle de dizayn etmiş oluyor. Yani döngü çok sıkıntıda. Ama özellikle yerel basından başlayarak, çünkü aile gibi, çekirdek aile gibi, en dipten başlayarak basının bir kendini toparlayıp yeniden bir tanımlaması lazım diye düşünüyorum. Şimdi bu tabii ki yani her meslek grubu için geçerli. Kesinlikle. Çünkü her yeni yılla birlikte, her yeni dönemle birlikte veya her yeni siyasi oluşumla birlikte medyada kendine bir çeki düzen vermek zorunda kalıyor. Çünkü 1980'li yıllarda darbe psikolojisiyle bir darbe medyası meydana gelmişti. O dönemde darbe medyası askeri sultanın belirlediği bir medya grubuyken daha sonra 1990'larda özgürleşme, işte çok kanallaşma, tabii. medyada bir renklileşme, 90 yılından 2000'li yıllara kadar Türkiye'deki medya fazlasıyla özgürlüğün tadını çıkarttı diye düşünüyorum. Farkında Çünkü farkında değildi. O rahatlığın, o özgürlüğün farkında değildi. Dediğim gibi televizyonlarda siyasi liderlerin özgürce tartışabildikleri, başbakan da dahil olmak üzere
Başbakan ve muhalefette olan parti liderleri ne kadar nezaket içerisinde birbirleriyle. Olağanüstü bir dönem. Değil mi? Tabii. Olağanüstü bir dönem. Eleştiriye açık bir liderlik politikası var. Yani o dönemde Erbakan'ından işte Ecevit'ine, Süleyman Demirel'inden işte diğer bütün parti liderlerine kadar, Alparslan Türkeş'e kadar derin bir hoşgörü, siyasi bir hoşgörü ve medyada da Metin Hazardağlı'nın yaptığı o kukla sistemiyle liderlerin kuklalarının yapılıp mizahla eleştirinin yapıldığı dönemleri gördü bu Türkiye. Tabii ki. 2002 sonrası AK Parti'nin gelmesiyle birlikte bir yandaş medya kavramı çıktı. Yani medya patronluğu el değiştirmeye başladı. Medyaya hakim olan isimler değişti. Artık iktidara yakın medya grubuyla muhalefete yakın iktidar grubu farklı bir kulvar belirlendi. Dediğiniz gibi ama ekonomik yaptırımlarla ama siyasi yaptırımlarla bu sefer patron baskısı da işin içine girerek medya tamamen kalıplarla hareket eden siyasi oluşumların reklamcılığına soyunmuş bir nevi reklam medyası oluşmuş. Ama eskiden reklam dediğimizde sadece markaların tanıtımında kullanılırken şimdi artık parlatılan siyasi liderler ve öne çıkartılan siyasi liderlerin yaptıkları ve ettikleriyle öne çıkan bir gazetecilik modeli çıktı. Şimdi bu model böyle olunca gazeteci iktidarı savunan değil eleştiren olması lazım. Çünkü çıkış noktası jurnalist halka jurnalleyen yani halkın bilmesi gereken taraflarıyla haberin öne çıkartıldığı ve çıkartan kişidir değil mi gazeteci? Halkın beklentilerini, yönetenlerin de göremediklerini hatırlatan, gözü kulağı olması gereken bir meslek grubu gazetecilik. Yani şimdi 1990 öncesi ve 1990 sonrası Türkiye'de medya sektörü... Oraya bir parantez açayım mı seni destekleyici tabii olsun? Tabii. 1908'de bu medya basın özgürlüğünün bayramsal bir çizgiye geçmesinden önce ne oluyordu? Evet. Neşriyat yapan, neşir eden gazeteci kimliğindeki yerlerin başında bir nöbetçi memur vardı, sansür memuru. Evet. O memurun denetiminden çıkarak yayına gidiyordu. O memurun o yayın evinden çıkarılmasının özgürleşmesinin bayramı. Parantez içi. Tabii. Şimdi onun o dönemdeki sansür memurunu şimdi ekonomik, siyasal ve üzerine kurumsal sansür ile de şekillendiriliyor. Sadece ofisin içinde biri yok ama dijital dünyada seni harfiyen takip eden başka unsurlar var. Aynen. Şimdi 1990 yılından sonra bildiğiniz gibi özel radyo televizyonların kurulmasıyla beraber çok kanallı bir farklı bir şeye geçti. Tabii farklı bir boyuta geçti. Farklı bir boyuta geçti. Artık sadece vatandaşlar haberleri yani sansürlenmemiş olduğu gibi aktarılan haberleri sadece yazılı olarak değil görsel olarak da görmeye izlemeye başladı ve bu işi çok sevdi. Evet. Değil mi? 90 yılından sonra ve mantar gibi radyo televizyonlarda hızla kurulmaya başlandı. Hem yerelde hem ulusalda çok sevilen, çok izlenen müthiş bir izlenme rekorları kırıldı. Yerel televizyonlarda dahil hatırlarsınız. Tabii, o dönem yerel televizyonlar gerçekten de izleniyordu. Evet. Şimdi o yıllara döndüğümüz zaman, ilk zamanlara baktığımız zaman gerçekten de Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun kurulmasıyla birlikte ilk kurulduğunda tamamen tarafsızlık üzerine yazılmış bir metin vardı. Beş ortak olacak, anonim şirket olacak. Bu beş ortak birbiriyle akraba olmayacak, üçüncü dereceye kadar herhangi bir siyasi partiye üye olan ya da organik bağı olan ortak olamaz gibi kriterler getirmişlerdi. Baktığınız zaman onu da şu sebeple yapıyorlardı. Tekelleşme olmasın, basın, televizyonlar özgürlüğünü ve şeyini objektifliğini kaybetmesin diye. Aynen. Çok güzel. Sonra bu ikiye düştü. Sonra tek ortağa kadar düştü. Yani patronluk şu anda tek bir kişi bir televizyon kanalının sahibi olabilir. Yani geldiğimiz noktada. Tabii prosedür olarak kolaylaştırdı. Ancak artık televizyonları şu dönemde baktığımız zaman sahipleri kimler?
90 yılından sonra bugüne evrilmiş olan, bugüne geldiğimiz zaman yerel ya da ulusal televizyon, radyo hiç fark etmez. Bana bir tane televizyon ismi söyleyin, kurucusu hala başında ve devam ediyor. Değil mi? Olsun. Çok nadir var tanıdığım, çok nadir var, bir iki tane var, o da yerelde kalanlar. O da artık ne zaman bırakır Allah bilir. Yani yerel radyo ve televizyonlar tamamen el değiştirdi. Birçoğu siyasilerin eline geçti ya da sermayenin eline geçti. Ya da hükümetin destek verdiği kişiler tarafından yönetiliyor. İsim isim söyleyecek değilim. Yani işte Ciner grupları, Demirören grupları. Kısacası herkes tarafını da seçmek zorunda mı kaldı? Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızın bir meşhur sözü vardır. Ne diyor? Taraf olmayan ber taraf olur. Yani bu boşa söylenmiş bir söz değildi. Tabii. Sağlam mesaj veren. Bu mesaj sağlam bir mesajdı. Şimdi taraf olunan güzel bir şey de olabilir bu. Ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ilelebet tarafıyım. Tarafıyım. Evet. Doğru. Ben tarafıyım. Bayrağımın altında yaşayan herkesin mutlu, huzurlu, güvenli bir şekilde yaşamasının tarafıyım. Taraflı olmak eğer şeyse bu taraftayız. Gazeteci neden tarafsız olur? Neden tarafsız olmalı? Olmalıdır. Neden olmalıdır? Önce bunu bir bilmek lazım. Kesinlikle. Gazeteci tarafsız olmalıdır. Objektif olmalıdır. Yani bir mahkemede hakkaniyetli bir hakim ne kadar tarafsız yargılamalarda kararını vicdanen, akşam yattığı zaman vicdanen rahatsız olmayacağı şekilde ben bugün mahkemede çok güzel kararlar verdim, vicdanım rahat diye biliyorsa, bir gazeteci de ben bugün yapmış olduğum haberlerde, bir muhabirse ya da başka kurumlardaysa, birimlerdeyse fark etmez. Ben bugün gerçekten vicdanım çok rahat, hakkaniyetli bugün işler yaptım diyebileceği tarafsızlığı olması lazım bir gazetecinin. Yani haklının yanında değil, mağdurun yanında olması lazım. Aynen. Mağdur edilenin yanında olması lazım. Şeye gelince zaten gazeteci olan da haklıdır. Gazeteci eleştirir mi? Her zaman eleştirir mi? Gazeteci tamam, çıkış noktası budur. Hı. Eleştirmelidir. Genelde de yönetenleri eleştirir değil mi? Tabii. Yani şurada şu hatayı yaptınız, şunu eksik erken yaptınız. Erken başında kim varsa onu eleştirir. Eleştirir. Eleştirmeli de. Ama yeri geldiğinde de hakkını da teslim etmesi gerekir. Aynen, bir gazetecinin. Evet. Her zaman bir belediye başkanı ya da bir hükümeti yöneten başbakan, cumhurbaşkanıyla ilgili sürekli eleştiri, sürekli eleştiri işte bizi bugünlere getirdi. Yani iki kutup, bir taraf ne yaparsan yap, Türkiye cennet, her şey güllük gülistan, eleştirilir. Hiçbir şey yok. A Parti'ye göre. A Partiye göre hareket muhalefete ediyor. Muhalefete B Parti'ye bir göre. Bir kanalı da izlediğiniz zaman veya gazetelerini okuduğunuz zaman Türkiye'de hiçbir şey iyi değil. 10 yıldır, 20 yıldır. Her şey kötü. Yıkıldık, gidiyoruz. Yıkıldık, bittik, mahvolduk. Şimdi bu mu doğru, o mu doğru? Peki burada biz neye göre karar vereceğiz? Şimdi tabii biz bu işin biliyorsunuz akademik olarak da eğitimlerini alıyoruz. Tabii kesinlikle. Bir gazeteci, bağımsız, tarafsız bir gazeteci, gazeteci kimliğini ortaya koyuyorsa... Türkiye ile Yunanistan'ın maçı varsa Türk milli takımı takımımız demez. Türk milli takımıyla Yunan milli takımı bugün karşı karşıya geliyor der. Aynen. Abi bu tamamen bağımsız, evrensel bağımsızlıktan tabii bahsediyorum. Tabii. Ulusal bir jargon. Ama takımımız dediğin zaman Türkiye milli takımımızla Yunanistan takımı dediğin orada zaman taraf oldun. Yerel oluyorsun. Tabii. Taraf oldun. Taraf ve yerel oldun. Yerel oldun. Aynen. Yerel oldun. Evrensel, ulusal bir gazeteci olmadın. Şimdi tabii ki biz ne yaparsak yapalım biz taraflıyız. Tarafsız bir gazeteci Türkiye'de ben tanımıyorum. Herkesin bir tarafı var. Muhakkak tarafı var. Tarafsızım derken taraf oluyordur o. Aynen. Ben tarafsız gazeteciliğe inanmıyorum. Maalesef bağımsız gazetecinin de olduğuna inanmıyorum. Muhakkak bir yerden bir yere şu anda herkes bağlanmış durumda. Özellikle yerel gazeteler ya sermayeye bağımlı, ya siyasilere bağımlı ya da patronlara bağımlı. Gazetecilik yapmakta şu anda özellikle yerel televizyonlar, yerel gazeteler bu şekilde. Ha hiçbir şey olmazsa başına geleceklerden
korkarak ama neler gelebilir bir gazetecinin eğer sistemin karşısında bir gazetecilik sergileyen. Şimdi sen günlük gazetelerde örnek veriyoruz. Şimdi şöyle bir düşünelim. Eğer bir gazeteci ilanların kesilir. Mevcut sistemdeki hükümete karşı bir politika güderse, bir yayın politikası güderse başına neler gelir? Ya şimdi tabii yani bilmemiz gerekenler neler bu konuda? Bir gazeteci, ben özgür, bağımsız gazetecilik yapacağım. Muhalefetin hatalarını, yanlışlarını gösterdiğim gibi iktidarın da yanlışlarının karşısında olacağım. Halkın talep ettiği, bilmek istediği veya bilmesi gerekenleri kaleme alıp veya görsel olarak göstereceğim dediği andan itibaren o gazeteci için nasıl bir hayat süreci başlar mesleki anlamda? Bak, yerel adına konuşabilirim. Tabii ki yerel adına konuşabilirim. Tamam. Burada belediye ile ilgili bir haber yaparsan hani belki derler ağzından kaçırdı. İkinciye, üçüncüye, dördüncüye ilk olarak gazeteysen aboneliğin kesilir. Ardından kara listeye alınırsın. Hiçbir etkinliğe çağrılmazsın. Sonra reklamların zaten kesilmiştir. Sonra belediyeden içeriye bile alınmazsın durumuna gelebilirsin ki tanıdık hani geldi bana. Tabii birbirini tarif ediyor gibi geldi. Seni mi tarif ediyorum yoksa? Ben ya, alındım yani şimdi üzerime alındım. Üzerine alındım. Bunu maalesef ilimizde Tekirdağ'da belki senin de başına geldi biliyorum. Geldi çok. Birçok kez. Burada işte tam da burada gazetecileri bir araya gelip hep beraber hatırlıyorum senin o şeyinde fotoğraf makinelerini belediyenin önüne bırakılmıştı. Evet. Sağ olsun gazeteciler. Günümüzde tabii ki herkes kendi ekmeğinin derdine düşmüş durumda. Bu taraflar o günlerde belki 1-2 idiyse şimdi 3'e 4'e 5'e bölünmüş durumda. Evet. O tarafın gazetecileri, bu tarafın gazetecileri, efendim söyleyeyim, aynı siyasi partinin içerisindeki o tarafın gazetecileri, bu tarafın gazetecileri, evet. Çerkezköy'e taraf doğru olanların gazetecisi, bu tarafa doğru olanların gazetecisi. Evet. Dolayısıyla herkes şu anda kendi maddi gelir kaynaklarının yani tarafı olduğu şey tek ekonomik. Onu korumaya çalışıyor. Onu korumaya. Gazetecilik yapıyorlar. Haklı mı? Haklı. Yani şimdi bir gazeteci de olsa bir geçim kaynağı olmak zorunda. Ekonomik olarak kendini ayakta tutması gerekiyor. Ki mesleği yapabilsin. Mesleğini yapabilsin. Gazetesini çıkartamayan çok gazeteci var şu anda. Çok. Asılı gazetesi yani çıkartamıyor. Ayda bir, haftada bir diye 15 günde bir, şimdi ayda bir gazetesini çıkartamayan arkadaşlarımız var. Şimdi biraz sonra sanırım yeni medyaya da gireceğiz. Geleceğiz de. Medyayı konuşuyoruz şu anda. Kesinlikle. Şimdi sevgili izleyiciler, bir verip 100 hizmet ve anlayış beklenen bir meslek grubu bir meslek. Gazetecilik. Aynen. Bir verip 100 sonuç beklenen. Yani şimdi eğer bir yöneticiyseniz, olabilir belediye başkanısınızdır, milletvekilisinizdir, daha üst mertebelerde olanlarınız veya kamuda bir yöneticisinizdir. Hiç önemli değil. Yaptığınız hataların görülmemesi için gazeteciliği iletişime geçebilirsiniz. Bunun için bir kaynak da yaratabilirsiniz. Ama verdiğiniz kaynağın çok ötesinde, hani derler ya, yani sarı kızın nesine talipsin diye sorarlar ya, sarı kızın bütününe talipsen memesinden gelen süt sizi bir süre sonra tatmin etmez. İşte öyle gazetecileri eğer baskı altına alıp sadece ve sadece ben sana veriyorsam beni öveceksin beklentisiyle medya karşılığı beklerseniz o gazeteci tabii ki baskı altına girer, mesleğini doğru icra edemez. Ama bir de bu tarafı var ki halkın gerçekten de güven telkin ettiği ve kendisinin sorunlarını dile getiren gazeteciye karşı yaklaşımı da çok başka oluyor yani. Bu ikilemin arasında gidip gelen bir gazetecilik anlayışıyla yıllardır mücadele ediyoruz. Aslında lambadaki için bir anlamda kadıya mı yaransın, halka mı yaransın arasında gidip gelen, her iki taraftan da çekiştirilen ama arada da doğruyu da söyleyebilen bir gazetecilik modelini en azından oturtmayı başarabildi. Hani halkta da güven telkin ediyor, yöneticiler de ne kadar tepki alsa da en azından adam doğruyu söylemiş dedirtebiliyor. Peki doğru olan model ne? Yıllarca gazeteciler mi mağdur edildi bu ülkede? Hayır. TRT'nin tek kanal olduğu dönemlerde şiire ve şairle
sansür geliyordu. Hangi şairlerin şarkıları veya sözleri TRT'de yer alacak bir şekilde sansür kurulundan geçiyor veya geçemiyordu. Hangi sanatçı sahneye çıkacak, hangi sanatçı programlarda, şarkı türkü programlarında şarkı türkü söyleyecek sansüre ediliyordu. Yani siz TRT'de çıkabilmek için o eleğin delikleri o kadar dardı ki, sansür eleğinin delikleri o kadar dardı ki, sanatçı olsanız, yönetmen olsanız, program yapımcısı olsanız, efendime söyleyeyim metin yazsanız, şair olsanız veya dini anlamda görüşlerinizi ortaya koysanız hep sansüre tabiydiniz. Yani aslında 1960'lı yıllarda TRT'nin ilk yayınına başladığı dönemlerden ta 90'lı yıllarda çok kanallı döneme geçene kadar inanılmaz bir şekilde sansürün ağır ağdalı koridorlarında koşmak zorundaydınız. Çok mücadele vermek zorundaydınız. Yönetmenlerle aranızı iyi tutmak zorundaydınız. Evet. TRT Genel Müdürü ile aranızı bir şekilde bulacak adamlara yakın olmak zorundaydınız. Siyasilerle direkt dirsek temasında olmalıydınız. Çünkü iktidarın neydi TRT? Vitriniydi. İktidar ne derse TRT'de onlar yayınlanırdı. Muhalefete de belli bir mesafede durmak söz konusuydu ama objektif ne kadar olunabilirdi? Bu tartışılır. Peki günümüzde yandaş medya olduğunuzda kazancınız değişiyor veya karşı medya olduğunuzda kazancınız değişiyor. Yani sizin sermayedarlarınız veya size para akıtan sistem değişiyor. Biz nerede duracağız? Kime yaranacağız? Halkın yanında dursak para kazanamıyorsun ki doğrusu bu. Yani halk adına gazetecilik yapmak durumundasın. Peki yandaş olduğunda kaynaklar oluk oluk yağıyor. Her türlü bereketinden istifade ediyorsun. Peki karşı tarafta olduğunda da sana kaynaklık yapacak çok kısık bütçeli bir kaynaklar var. Para kazanmak için mi gazetecilik yapacaksın? Yoksa tamamen halk için ben bu işi düstur edindim. Yani bu işin mesleğin gereklerine göre yapacağım dediğinde seçtiğin yolun kaynakları belli. Seçtiğin yolun sonuçları belli. Biz neye göre kendimizi format atmalıyız? Gazeteciliği kime göre yapmalıyız? Halka göre mi yapmalıyız? İktidara göre mi yapmalıyız? Efendime söyleyeyim, muhalefete göre mi yapmalıyız? Evet. Arada neye üç tane fark... Gazetecilik? Neye göre gazetecilik? Şimdi yeni bir gazetecilik modeli var. Evet. Onu da birazdan gireceğiz ama yeni gazetecilik modelinden önce bence biz kimin gazetecisi olacağız arkadaş? Yani halkın gazeteci olursak kahraman oluyoruz. Vay diyorlar ne gazeteci be, ne dedi adam ya, nasıl geçirdi gibi kelimelerle seni taltif ediyorlar. Ama iktidarın gazetecisi olursan sana bir metinler veriliyor, metin yazılanlar var, bunu pas edenler var. Efendime söyleyeyim bunu söylesene, bunu sunsana diye eline tutuşturulan metinlere göre sana rol biçilen bir gazetecilik modeli var. Bir de muhalefetin ya şu adamı bir yersene, şuradan bir vursana, şuradan bir girsene denilen yine belirlenmiş bir gazetecilik modeli var. Aslında bir dördüncü model yok. Üçünden birini seçeceksin. Sen üçten biri hangisi olmak istediğine karar verecek olan makamdasın, gazetecisi. Evet. Hangisi doğru? Şimdi öncelikle erdemi tanımlamak lazım ama kendinin gazetecisi olacaksın, halkın bir bireyi olarak. Az önceki aldığım pastan devam ederek hareket edeyim, bir hakimi tanımladı can dostumuz değil mi? Hakimin evet. Bağımsızlığını. Ama dikkat edersen bir gazeteci mahkeme kurar gibi kendini hakim ilan edip, hakem ilan edip neyi ne kadar bildiği de tartışma konusu, ölçüsü metresi, belgeliğinisi de tartışma konusu ama silindir gibi önüne gelen her yerin üstünden geçebiliyor. Önce bir basın mensubunun, medya mensubunun, gazetecinin ilk hakem olduğunu bir görmemiz lazım. Şimdi bir başka tarafına baktığında da Yılmaz Özil çok güzel tanımlıyor. Watchdog diye tanımlıyor dünya literatüründe. Kendisine ait bir kavram değil. Yani kamu adına bekçilik yapan, iktidarı, yanlışları denetleyen kişidir diyor gazeteci. Yine literatürlerden Yılmaz olarak. Özül kendini acaba çok özgün halk adına gazeteci neyse, ayrı bir o ayrı bir konu. O da oradan tanımlıyor. Şimdi gelelim yine aynı sohbetin içinden senin dediğine cevap verecek nokta atış. Bir sevgili Yaşar Polat'la yaptığımız bir canlı yayında hatta onu ben videoya da başlık olarak attım. Gazetecilik bir kader değil bir seçimdir. Doğru. Dolayısıyla kimse gazetecilikten geçinmek zorunda değil.
İşini beğenmeyen memur kimse sahibi. De size bakmak zorunda değil. Aynen. Yani onun gazeteci olarak başlayıp gazeteci olarak ölmek gibi bir yükümlülüğü asla ve kata yok. Evet. Memur işini beğenmiyor, tayin istiyor. Amirini beğenmiyor, tayin istiyor. Gücü yetiyorsa üste geçiyor. Daha olmadı, yeteneğine güveniyorsa istifa ediyor. Gazetecilik yapıyor, lokantacılık yapıyor, köftecilik yapıyor, garsonluk yapıyor. Ekmeğini taştan çıkarıyor. Ama bu sektörden illa geçineceğim. Ben bunun itibarından vazgeçmem. Normalde Vali Bey'le karşılaşsak, Vali Bey tebessüm bile etmez. Belki yüzüme bile bakmaz. Ama adım gazeteciyse ben 2.5'da Vali Bey'e o telefonu açarım. O da telefona cevap verir. Kardeşim modunda olan gazeteciler. Doğru. Bu yeni model gazeteciliğe giriyor yalnız. Doğru. Gibi. Troll mantığıyla başladık ya. Dolayısıyla da öncelikle gazeteciliğin Türkiye'de ticari bir müessese gibi algılanmasının yanlış olduğunu, bir seçim olduğunu, bir kader olmadığını, kimsenin de buradan geçinmeye mecbur olmadığını, geçinemiyorsa bırakması gerektiğini düşünüyorum. Eğer iş değiştirmesi, devam etmekte ısrar ederse, o zaman o kamu adına değil, kendi kişisel ailesel menfaatlerini teminen devlet kurumlarına, özel sektöre, iş insanlarına saldırması anlamına gelebilir. Burada bunu çok ölçüsüzce yapan yerelden ulusala medya mensupları olduğu gibi bir de aşırı profesyonel karakterler var. İsim verebilirim ama vermeyeceğim. Yok, vermeyeyim. Cevap hakkı doğar. Seçici doğruluk diyoruz ona biz. Ben öyle diyorum. Mesela hangi bölgedeyiz? Tekirdağ'dayız. Çerkezköy Ergen hattında neyimiz var? İşte fabrikalarımız var. Herhangi bir sektörü de doğrudan işaret etmeyelim. Birisi büyük yatırım yapmış, oradan kazanç temin etmek istiyor. Belki arıtması yok, belki bilmem nesi yok. Onun da kafası kel, benimki gibi biraz da gülümseyelim. Ancak rakibinin yok edilmesi için bir yol bulması gerekiyor. Bunu farklı zeminlerde yapan maalesef bazı menzil medya ve sorunlarımız var. Ama burada bir şey giriyor devreye sevgili Selahattin. Alış, veriş. Heh, işte yani onu açmama, gazetecinin yazdığı onu yazıyı talep edenler var. Karşılığını işte, da ödeyenler var. Aç, ama ben bunu bir tamamlayayım. İşte evet. orada bir sermaye sahibi doğrudan ya da dolaylı popüler bir televizyon ya da gazete yazarını vesairesini bir ekibi bir şekilde iletişim kuruyor. Diyor ki benim ticari olarak önümün açılması lazım. Sen de doğru haber yapıyorsun. Sana bir doğru haber adresi göstereyim mi? O geliyor o fabrikanın topluma ne kadar zarar verdiğini vesairesini ne kadar doğru varsa anlatıyor. Gerçekten o haber konusunda da muhteşem bir itibar devşiriyor. Yanlış ama yok o orada. Paket yanlış yok. Yanlış ama yok. O paket programın yapılmasını, o doğruluğuna söyletilmesini sağlayan başka bir sermaye grubu. Bak bu da seçici doğruluk üzerinden gazetecilik. Bunu ama burada gazeteci gazetecilik yapmış olmuyor. Olmuyor. İşte halkı kendisi adına kendisi adına jurnallenmiş, kendisi adına evet, dedektife edilmiş. İşte halkı, dedektife edilmiş bir haberi, hazır bir haberi alıyor sadece ve sadece yayınlayarak, işte burada pas ederek ne yapıyor? Kazanç elde ediyor. Bu kolaycılığa edecek? Bulaşmış bir gazeteci, yani bu anlamda zehirlenmiş diyelim biz buna, kolaycılığa alışmış bir gazeteci bir daha halk adına habercilik yapar mı? Veya bu kadar kolay, yani birilerinin sana getirdiği, pas ettiği veya önüne koyduğu bir metni okuyan bir haberci bir daha hemen, haber peşine koşar mı? Hemen detayını mesleğini icra eder mi? Sevgili Nicat, hemen detayını hemen detayına bir bilgi yerleştirelim. Bu haberin yapılması sırasındaki para transferlerini takip eden bir devlet varsa, orada bir usulsüzlük vesaire falan varsa, oraya kadar hiç bu defa tabii ki bu defa buna benzeri olan unsurlar üzerinden de o büyük isimlerin de denetimlerinin yolu açılıyor farklı zamanlarda, farklı konularda pas alıp verebilmek için. Gazetecilikte esas denetim mekanizması bence hukuksal anlamda bir gazetecinin haberinin ne kadar doğru, kişisel ithamlara giriyorsa, o ithamlar neticesinde kişiyi haksız yere itham ediyorsa hukukla karşı karşıya gelecektir. Karşı taraf eğer buna şikayetçi işte olursa... İşte bu görevi üstlenmek için kim var? Her vilayetin mülkamillikleri var, basın savcılıkları var. Onlar harekete geçiyor. Onlar görevini yapıyor zaten. Dinamikler var. İşte o her zaman elimizi doğrultamıyoruz. Şimdi ben oradan gireceğim, devam edeceğim. Hemen tamamlayayım o zaman. Çünkü orada çok güzel bilgiler de var bu anlamda. Akademik ve pratikten kaynaklanarak. Dolayısıyla da bu hakta adalet, zulümde adalet, hakkın korunması, halk adına korunması kavramını suistimal eden, işte lise mezunuysan sen basın mensubu olabilirsin, bu iş bu kadar basittir mantığından çıkan, dolaylı yoldan trolleşmiş olan, özellikle yerelden, özellikle ulusala kadar farklı boyutlarda
bu mesleği suistimal eden insanlar, gazeteciler, kimlikler, buna teşebbüsler olduğu için eğri doğru birbirine karıştığında halk, denetçi, bundan mağdur ya da yarar görenler, herkes birbirini diğer tarafın kötü adam olarak görüyor. Evet. Ve bu denge sağlanamadığında ortalık karışıyor. Son cümle, evet, lütfen müsaade et. Evet. Sansürle girdik ya, sansür hep iktidarlar, devletler, sermayeler, güçler yapıyor sanıyoruz ya. Bu iktidar ya da güç sahipleri lehine reklam vari gazetecilik yapan arkadaşlar, ulusalda ve yerelde, bizzat sansürü halk adına gazetecilik yapanları dışlayarak uyguluyorlar. Sansürü dışarıda aramana gerek yok. Şimdi şu var, bu gazeteci modelinde, yani bir yerlerden haber pas edilerek önüne hazır haberin konmasıyla birlikte, bunu kendi sosyal mecrandan son yere yeni tanımlanan gazeteciliğe gidecek olursak yavaş yavaş, yani bunu sosyal mecrandan bir paylaşsana veya bunu işte gazetende bir köşede bir işlesene, efendime söyleyeyim ya bunu televizyonda bir programda şöyle bir dillendirsene denilen model gazetecilik iyi para kazandırıyor aslında. Ama bu sefer sen başka bir formatta gazeteciliğe geçiş yapmış oluyorsun. Belirlenen, yönlendirilen veya teşvik edilen. Çünkü para da alıyorsan bu işin karşısında. Yanıltıcı, teşvik edilen, yüreklendirilen formata geçiyorsun. Yanıltıcı metinler de yayınlanıyor. Gerçek o da var. Metinler. Ama günümüzdeki bu yeni model gazetecilik bir şekilde talep görüyorsa, bu talebe karşılık verecek olan hazırda yeni, hazırda bekleyen böyle nöbetçi gazeteciler modeli gelişiyor. Sen nöbetçi bir gazetecisin. Yani kişilerin itibarını bir şekilde alaşağı etmek için nöbette bekleyen ve bunun karşılığında da para alan bir gazeteciye dönüşüyorsun. Veya itibar suikastliği yapan ve tetikçi bir gazeteci modeline dönüşüyorsun. Veya geçimini sadece ve sadece birilerinin pas ettiği haberlerle gazeteciliğini icra eden nöbetçi gazeteci modeline dönüşüyorsun. Peki bunun yanlış bir tarafı var mı? Yani kişiler bir şekilde seni eğer kanalize edip besliyorlarsa ve sen de bu talepleri karşılıyorsan ve senin adına da birileri gazeteci diyorsa veya seni gazeteci olarak kabul ediyorsa, alan razı, veren razı yani. Burada herhangi bir durum söz konusu değil. Yanlış da yok. Halk manipüle edilen kısım da burada. Yani halk şimdi gerçekleri senden eğer alıyorsa, seni gerçek gazeteci olarak tanımlıyorsa ve sen de birilerinin sermayesiyle palazlanıp gazeteci tanımının altında güçlü bir kalem, duayen bir kalem, tercih edilen gazeteci, güvenilen gazeteci, vay be adam güven telkin ediyor pozisyona yerleştirildiysen, rolünü oynuyorsan, kimse şikayetçi değilse, burada bizim şikayet edeceğimiz bu durum söz konusu değil. Çok dertlisiniz. Hayır, bu örnekler çok var önümüzde. Sabaha kadar konuşsak bu konu için içinden çıkamayız. Zamanımız bu arada yazanlar var. Yazanlar var. Hepsine onlara teşekkür ediyoruz. Onlara da bir merhaba diyelim. Sevgili Özlem Karagöz Uzun'la gazeteciler basın bayramınız kutlu olsun diyor. İyi yayınlar diliyor. Biz de iyi yayınlar diliyoruz. Sema Nur Saygun, iyi yayınlar Saygın. Keyifli sohbetler, sansürsüz kalemlerin kırılmayacağı zamanlarda basın bayramının kutlanacağı günlere ulaşmak dileğiyle. Evet, yarım saatimiz kaldığı için biraz zamanla çabuk kısa ve tabii, hızlı geçelim. Yine öneriniz varsa alayım lütfen. Yani kaldığı yerden devam edecek olursak, şimdi buyurun, basın savcılarından bahsettiniz. Önemli bir konu. Basın savcıları önceden gazetecinin yazmış olduğu bir yazıyı ne yapardı? Suç kabul ederdi. Eğer ciddi bir orada bir konu varsa bunu ihbar olarak kabul eder ve işlemler bir anlamda başlatılırdı. Şimdi yeni medya dediğimiz, biraz da geçiş yapalım, artık Facebook veya Instagram gibi sosyal medya hesaplarından haberler yapılmaya başladı. Ve bu basın savcılarının görev alanında değil. Yani çıkan yeni yasayla artık siber suçlara giriyor. Ve muhatabı basın savcısı, sadece basınla ilintili olan basın savcılığına dilekçe vermiş olan, benim bir mevkutem var ya da bir medya kuruluşum var diyenlerin denetlendiği bir yer basın savcılığı. Evet. Diğerleri tamamen iletişimle alakalı olan birimlerin dediği gibi siber suçların sosyal ilgilendiği. Sosyal medya üzerinden benzeri tabii zaten son çıkan çıkışlar. Evet.
enformasyon yasasıyla bununla ilgili çıktı zaten. Onları denetlemek için çıktı. Yani dezenformasyonu engellemek. Şimdi evet. Vatandaş gazeteciliği diye yeni bir kavram var. Yeni medyanın dışında. Vatandaş gazeteciliği. Halkın kendisi yapıyor. Bunu. Halkın bizzat kendisi artık geçmişte siyasetçi olabilir, müteahhit olabilir. Öyle yazılar yazıyorlar ki. Tabii, takdir tabii. Ettiğim yazılar da yazıyorlar ha. Sorunlarını kendileri dile getiriyor. Tabii sorunlarını dile getiriyorlar. Medyada karşılık bulamıyorsa. Ve güzel de kaleme ele alıyorlar. Böyle hem güzel bir Türkçeyle yazılmış hem de konuyu güzel anlatır bir hakimler dille konuyu. Hakimler paylaşıyorlar. Takdir de ediyorum. Hiçbir şey de yok. Şimdi biz o kişiye ne diyeceğiz? Gazeteci mi oldu? Güzel bir yazı yazdı. Sorunu dile getiren kişi. Hatta ciddi bir şekilde de kitlelere de ulaştı. Benim 5000 takipçim var. Adamın 100.000 takipçisi var. Evet, evet. Benden daha fazla kitleye ulaştı. YouTube'da bir yayınını izleyen. Güzel de bir yazı yazdı. Peki, hadi bakalım. Günümüzde kim gazeteci? Bir daha tartışalım o zaman. 100.000 takipçisi olan mı? O zaman soralım. Yasa kime gazeteci diyor? Bakın abicim. Gazetecilik, basın mensupluğu, medya dediğimiz kavramlar tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de şu anda sapla saman birbirine karışmış durumda. Geleneksel medya bir şekilde artık izler kitlelerini ya da okur kitlelerini kaybediyor. Hızla kaybediyor. Kan kaybediyor. Bitme noktasına gelecek. Yani tabii. Biz bundan 5-10 yıl öncesinde diyorduk yani basılı medya artık bitecek. Yavaş yavaş internet haberciliğine geçelim. Öyle bir atlama oldu ki internet çok haberciliğini de atladı. Artık sosyal medya haberciliğine dönüştü. Yani internet sitelerinden bile haber okunamaz hale geldi şu anda. Tabii aynen. En kolay neyse oradan ilerliyor. Abi. Sosyal medya üzerinden. Şu anda mecra bu. Doğrusunu kabul etmek lazım. Şu an gazetecilerin ya da vatandaş dediğimiz gazetecilerin, yorumcuların, sorunlu olup da sorunları yazanların tek buluştuğu nokta sosyal medya. Televizyonlar evet geleneksel medyada hala birinci güçtür. Televizyon kanalları en çok izlenen kitleye sahip. Ancak saatlerce oturup artık insanlar televizyon başında hele 40 yaş altıysa hiç 40'tan sonra da %10, %20 kitleler halinde izliyorlar. Ama işler başlıyor. Şimdi günümüze geldiğimiz zaman yeni medya dediğimiz kavram bundan sonraki süreçte belki de önümüzdeki 10 yıl, 20 yıl daha teknoloji neler getirir bilmiyoruz. Çok az kaldı. Biz önce bir mecraları tartışalım. Bundan sonra medya nedir? Medyayı bir tartışmamız lazım, konuşmamız medya lazım. Medya diye tanımlayacağımız tabii. Meslek grubu neyi gösteriyor? Medya neresi? Medya neyi tarif ediyor? Ben medya dediğim zaman sen neyi anlıyorsun? Sen medya dediğin zaman ben kapasiteme göre ne anlıyorum? Ne anlıyorum? Tebessüm ederim diye bir şey söyleyeyim. Rejideki arkadaşlar beni kırmadı. Yayının dedim altına yazarken gazeteci kelimesini kullanmışlar. Rica etsem medya mensubu olarak değiştirir çok misiniz? Güzel. Kırmadılar. Tebrik ederim. Ve ben kendimi medya mensubu olarak tanımlamak istedim. Çok güzel. Ya şimdi haliyle. Gazeteci işte eski zamanlarda bizim zamanlarımızda bilirsin yani matbaada baskı yapan, dizgi yapan da gazeteciyim diyordum. Veya dağıtım yapan da. Tabii. Ben gazeteci. Mutfağında olanlar da. Şimdi biz onlara da hani onlar siz nasıl gazeteciyim dersiniz derdik. Sen matbaacısın. Sen işte şusun falan filan. Ama günümüzde onlara da şükredeceğiz yani. Tabii. Keşke onlar desin. Şimdi meslek gruplarını vermeyeceğim ama farklı farklı meslek gruplarında akşamları bilmem ne yapan, ne satan, ticaret yapan, alışveriş yapan, alnının akıyla, helalinden. Bu arkadaşlarımız gazeteci oldu. Yani emekli olup da daha sonradan ya ben de bir şöyle bir gazeteci olayım. İlgi göreyim biraz. İlgi göreyim yani en azından fikirlerimi paylaşırken bir anlamda da kendime küçük bir kazanç yaratayım diye. En azından itibar ve hem ticaretimi yürüteyim veya hem emekliliğimin tadını çıkartayım, işte ne bileyim gezeyim, tozayım, eğleneyim ama bir yandan da sosyal medyadan birilerine çemkireyim, dikkat çekeyim. Ya bu değil. Yani, bu değil sevgili ya Yaşar. Abicim, yani bak, bu değil. Şuna, yani, yok, yok. Ben şunu, bu meslek şunu çok kabul ciddi ediyorum. Bir alan. Ben çok şunu kabul alan. Ediyorum. Sorumluluk alanı. Kesinlikle. Bak, sorumluluk alanı. Bir boşluk bırakırsanız o boşluğu birileri doldurur. Dolduruyor. Sayın Ayvaz. Doğru. Şu an Tekirdağ'da etkili, gerçekten işinin hakkıyla yapan gazeteciler olsaydı o dediğin kişiler bu mesleğe giremezdi. Demek ki bir boşluk vardı. Demek ki yapanlar yoktu. Evet.
dışarıdan emekli olup ya da başka sektörlerden gelenler kendilerini ya ben ondan daha iyi gazeteciyim. Haklılar da. Yani Tekirdağ'da ben gazeteciyim diyen kaç kişi gazeteci? Hani şöyle bir baktığın zaman Tekirdağ için konuşuyoruz, Süleymanpaşa için konuşuyoruz. Ya metin yazamıyor, kopyala yapıştır. Allah aşkına ya bari otur metnini yaz yani. Ya günümüzde basın yapay zekayı toplantısına gidiyoruz. Ya. Yapay zekayı basın, evet, ya. Basın toplantısına gidiyoruz. Aa. Belediyenin basın müdüründen metni bekliyorum. Niye bekliyorsun? Metin gel, fotoğraflarım var ama metin yok. Oğlum sen oraya niye gittin o zaman? Oturup metnini kendin oturup yazsana, gidip orada kendi gözleminle, kendi gördüklerini, oradaki kendi analizlerini koy, metnini ona göre yaz. Deşen bir kan iki abi diyor. Değil mi? Yani işin bir tıkanesiyle de bırakırsan, yerel yönetimlerde, belediyelerde sadece bu alanla ilgilensin, haber üretsin, metin yazsın, görüntü çeksin, fotoğraf paylaşsın diye istihdam edilmiş ve sırf bu mesleği orada icra etsin diye yüksek maaşlar alan çok ciddi bir kitle var. Nerede, çok belediyede ciddi mi? Bir personel kadrosu. Ya o mecbur değil be abim ya. Bir saniye. Ya ben ona da karşıyım. Yani belediyenin gazeteciye ihtiyacı yok. Şehrin gazetecilerine destek versin. Belediyenin kendi bünyesinde gazeteci yetiştirmesine ve öyle bir birim aşması kadar saçma bir şey yok. Doğru. Yok öyle bir şey. Yani belediyenin gazeteci değil bir basın danışmanı olabilir. Tabii. Basın, o da basınla iletişimi sağlamak adına ben bu zaten işi de daire başkanları yani, da destekleyen. Bu gazetecilik yapsın, haber üretsin bilmem ne, onun işi değil. Bir belediye başkanı çıkar, bir yere gider, açılış yapar ya da başka eylemleri olur, başka aktiviteleri olur. O ilin yerel gazetecileri de gidip orayı gördükten sonra kendi görüşlerine göre, kendi yani gördüklerine göre haberini yazar veya televizyonsa kurgusunu yapar, yayına verir. Bir belediyenin çalışanından ben bir metin bekleyeyim de ben metnini yazayım diye düşünmemeli. Öyle bir birim zaten olmuyor zaten. Bu neyin boşluğunu dolduruyor? Olmuyor, neyin boşluğunu dolduruyor? İşte senin gazetecilerin oturup bir metin yazamazsa, oturup bir metni bile yazamazsa belediyede mecbur kalıyor metinlerini kendisi yazmaya. Evet. Şimdi anladın mı? Biraz da kendimizi şey yapacağız. Yani şimdi ben dişçiden geliyorum. Üzerinize sağlık afiyet. Geçmiş. Gittiğim dişçi orayı açmak için ruhsatını asmış. Okuduğu okulun doktor işte doktor unvanını asmış. Bir sürü aşamalardan geçmiş. Bir sürü de elemanlar almış. Ne kadar da güzel hizmet veriyorlar. Bir sürü eğitimlerden geçmiş. Değil mi? Tabii. O belgeyi alıp. Peki gazeteciliğin şeyine, eğitimine hiçbir eğitiminin önemi yok. Evet. Dediği gibi Nicat Aybaz'ın, lise mezunuysan tabii bir siyaset, bir gazetecilik. Sahibiysen ilk okul mezunu olup olmaman da önemli değil. Bir de müteahhitlik. Sahibiysen lise mezunu da olman. Doğru. Bir müteahhitlik diploma istemez bu ülkede. Gazetecilik diploma istemez bu ülkede. Ve siyasetçi olmak için diplomaya ihtiyacınız olmaz. Ta ki milletvekili veya işte üst bakanlık düzeyine geleceksen lise diploman artı üzerine bir de üniversiteyi koyduysan çok çabuk kademeleri yükselirsin. Bakın meslek, üç meslek grubunun ülkeyi yöneten, denetleyen ve hayatımızı teslim ettiğimiz müteahhitlik eylemlerimizi yapan insanlara diplomasızlıktır. Diploma gereği yok. Ne tabii burada şey? İyi niyetle diyorum yine ben. Art niyetli değil. Kesinlikle. İyi niyetle anayasaya şöyle bir madde konmuş. Haber alma verme özgürlüğü kısıtlanamaz diye bir madde var. Bu maddenin arkasına sığınarak herkes gazete kurabilir. Çünkü ben diyor ki efendim haber verme özgürlüğüm var. Sen bana izin vermek zorunda. Zaten izin almıyor. Savcıla verdi mi? Bilgi veriyor. Beyan tabii, veriyor. Tabii. Ben şu işte mevkuteyi çıkartacağım ya da şu siteyi kuracağım. Bilginiz olsun ha yani. Aynen. Bu kadar. Şimdi onay beklemiyor. Sadece abi bir güvenlik görevlisi olabilmek için ne eğitimlerden geçiyor ya. O belgeyi alabilmek için. Ne sınavlardan geçiyor. Sonunda işte bir güvenlik görevlisi oluyor ve görevinin başına geliyor. Ama bir gazeteci olabilmek için şu anki yasalara göre söylüyorum. Bir basın kuruluşunda 6 ay SGK'lı olarak çalışman yeterli. 6 ay sonra eski adıyla sarı şimdiki adıyla turkuaz kartını cebine koyarsın. Yapman gereken 4 tane haberde isminin geçmesi bir ayda. O da biri zaten yerine imzanı atar.
Tabii. Başka biri zaten senin yerine o kaşeyi kullanır. Bu kadar kolay olmuş basın mensubu olmak. Neden? Neden? Program başında da dedin evet, ya. Evet. Bu işin iletişim dairesi başkanlığı en baştan en sonuna kadar yanlış. Evet. Buradaki gazetecinin kimin ne olduğunu olmadığını bakıyor kağıt üstünde. Aa bunun sabıkası var. Bu olmaz. Lan onun sabıkası var ama o adamın nasıl bir gazetecilik geçmişi var? Nasıl bir bilgisi var sen biliyor musun? Ya da bu o tertemiz ya tamam bunu yapın gazeteci. Ya da bakıyor işte bu bizden mi değil mi? O da genel kurul karar versin. Genel kurul aa bunun aa tamam ya bu olmaz ya bu bize sıkıntı yaşatabilir. Onların sıkıntılı bir gazeteci. Onların yani siyasetin ne siyasetin ne bürokrasinin önünde mahkum edilmemeli bir gazeteci en başta gazeteci yapılırken şu an yanlış yapılıyor. Aynen öyle. Sivil toplum örgütleri dediğimiz hakkaniyetli sivil toplum örgütleri gazetecilerin kendi kendilerini yönettiği bir sürece acilen girilmesi lazım. Acilen. Yani kendi içindeki elemeleri bugün dün bana vali diyor ki ya kendi içinizdeki kendiniz şey yapın. Ya diyorum ki sayın valim hatta bugün belediye başkanı pardon daire başkanıyla da görüşmedim. Aynı şeyi söyledim. Bunun dedim önünü açacak veya kapatacak olan sizsiniz. Sapla samanı ayırıp tanımayacak olan da sizsiniz. Aynen. Neden sizsiniz? Ya şimdi hem mülki amir olarak mülki amir olarak akreditasyon buradakilerin en yakın tanıyan sizsiniz. Sizin ekibiniz bir kamu kurumunda haber yaparken ya da davetler yapılırken, bir konuşma yapılırken adam telefonu koyuyor böyle. Konuş sayın valim. Bu tabii. Konuda ne düşünüyorsun? Tabii. Ya sen kimsin? Prese bak. Ya sen kimsin? Valinin böyle gözüne sokup bu konudaki düşün ya da belediye başkanı ya da muhtarın tabii. Fark etmez. Ya da vatandaş. Yapamazsın. O zaman bütün vatandaşlar toplansın, herkes getirsin. Sayın valim ne düşünüyorsun? Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi? O yetkiyi almış olanlara bakması lazım. Dikkat etmesi kesinlikle. Lazım. Yani kimin gazeteciliği, kimin kurumsal bir yapı içerisinde olup olmadığına dikkat etmeleri gerekiyor. Şimdi mesela Sayın Cüneyt Yüksel ne yaptı? Önüne geleni gazeteci yaptı. Gel kardeşim sen de kur gazeteci. Emre Cep telefonu alanı gazeteci yaptı. Finanse etti. Ve finanse etti. Yüreklendirdi. Ha. Yani hani derler ya kendisine göre ama, kendine göre bir şey kurmaya medya yarattı. Medya yarattı ve bugün vardı, değerlendirdi. Ve o bugün o balon gibi şişmiş olan o şeyin gazeteci enflasyonu ceremesini şu an buradaki yerel gazeteciler çekiyor. Kendi de çekiyor. Yerel yöneticiler de aynen. Çekiyor. Ha, aynen. Kendi yarattı. Kötü bir miras. Kötü bir miras. Abi bırak adam, servet sahibi adam berberlik yapsaydı, köftecilik yapsaydı, adam müteahhitlik yapsaydı, bilmem kendi işini yapsaydı. O da pişman. Evet. Ya gazetecilik, bak ben Allah var yani ben başka ne iş yaparsam yapayım para kazanıyorum. Ben gazetecilikten hiçbir zaman para kazanamadım. Nasıl para kazandım? Ya bu işi hani niçin yapıyorlar ben anlamıyorum ya. Adam sabahın köründe kalkıyor akşama kadar gidiyor çekiyor. Hani bu bir heves mi bu ya da başka bir şey mi? Yani bir sebebi olması lazım. Belediye beni çağırmadan ben niye gideyim kardeş? Bir de bedavadan gideceğim onun bilmem. Arkasından dolaşıp ben onun memuru muyum? Aynen. Ben onun elemanı mıyım? Ben onun... Gazetecilik servet sahibi yani, yapmıyor insanı sevgili izleyiciler. Bunu anlamamız ama gerekiyor. Ama bir şey ama, var. Evet. Hevesimiz var. Yapalım eyvallah yapıyoruz da. Hı-hı. Ama bu işin bir sebebi ve bir karşılığı olması lazım. İşte, o içindeki insanla ilgili vatan millet aşkınla erdemlerin ilgili bir şey. Şimdi eskiden siz sektörün... Biraz sesi yükseldi ama. Sen de derdin. Gayet sen de derdin. Ben de demek ki. Gayet normal. Şimdi siz aktif olarak çok erken yaşlardan beri pratiğin ta içindesiniz. Aynen. Ben de bürokrasi tarafından gelerek birkaç deneyimim olduğu için benim bildiğim bürokraside valiliklerin şimdiki adı basın protokol ve hastalıklar ilişkiler müdürlüğü oldu ama o zamanki basın müdürlüğü günlük gazetelerin ne kadar yayın varsa takip eder. Tabii. İçinden devleti ilgilendiren haberleri alır. Doğru. İlgili kurumlara pas eder. Yanlışlık varsa düzeltme talimatını validen alır. Doğruluk varsa gazetecinin doğru bir haberinin işleme konduğunu ortaya çıkarır. Ve arkasından da eğer ki iftira varsa, maksadını aşan bir şey varsa ama açık yazıyla, ben bunun örneklerini biliyorum. Ama şifayen sen valisin,
ilgili cumhuriyet savcılıklarına aktarılır ve suç unsuru olup olmadığının incelenmesini talep eder. Evet. Şimdi bunu bir siyasetçi isim vermeden söyleyeyim, çok güzel tarif etmişti. Türkiye'de potansiyel suçu takip ediyorlar, parada, siyasette, her şeyde. Hayır, aktif suçu takip et demişti. Şimdi gazeteci ya da bir başkası maksadına şan hukuk dışı bir şeye girmişse bunu devlet sabitler, tespit eder ve TCK'daki karşılığı neyse onun işletilmesi üzerine savcılıklara havale eder. Şimdi bizdekiler o suçun oluştuğunu bile, oluştuğu zamanlarda bile şikayet yok, biz nasıl işlem yapalım? Susuyorlar. Çok genel konuşuyorum bunu bu anlamda. Onun için de o bahsettiğin akla kara bir türlü ayrılmıyor. Ayrılmaz. Ayrılmaz da yani. Çünkü... Kesinlikle yani bu Sayın Valimizin de çözeceği bir konu değil. Çözebileceği bir konu değil. Yeni kanunlarla, yeni çıkacak olan kanunlarla ancak daha böyle ama geniş kapsamlı danışma kurullarıyla. Ben yaptım oldu diyerek değil. Ne oldu enformasyon yasası? Ha neyi değiştirdi? Değiştirmeyecek. Hayır, sosyal medyada ne değişti bana söyleyin. Şey ne değişti? Sitelerde haber sitelerinde. No. Ben şu anda dediğin gibi müthiş bir bilgi kirliliği var. Aynen öyle. Birinin ak dediğine biri kara diyor. Biri iki kişi öldü diyor. Biri diyor ki yalanla kimsenin burnu kanamadı. Aynı. Açıldı. Yani şu anda gerçekten de müthiş bir bilgi kirliliği var. Kopyala yapıştır haberciliği var. Herkes kendini işte bir gösterme adına ben daha önce yazdım bunu deyip işte ben bak kaç tıklanmışım. Bak 50 bin tane tıklanma olmuş kardeşim diyor. 50 bin tane tıklama olmuş diyor. Bununla övünüyor. Yani bunun yarışı var şu anda. Şimdi gazeteci işte burada farkı ortaya çıkıyor. Yani hatırlarsan bir programda demiştim evet, ki daha gazeteciler sahaya inmedi. Kesinlikle. Bak. Aynen. Şimdi diğer tarafta o 1 milyon bilmem neyi varmış, takipçisi varmış. Yakın tarihte işte bir köfteci yerini açtı ya 1 milyon 5 milyon takipçim var. Ben Tekirdağ'dakileri takmam bile falan böyle bir ukalalığıyla hareket ederken şurada 1000 tane de 2000 tane şey olan üyesi olan abonesi takipçisi olan ne yaptı? Orayı yıkılma noktasına getirdi, iptal ettirdi. Onu 1 milyon takipçisi onu kurtaramadı. Yetmedi. Yetmez de Sayın Cüneyt Yüksel benim 72 bin takipçim var. Senin neyin var? Sizden daha çok güzel. Ne oldu? Kazanabildi mi? Ya. 72 bin takipçin dedim senin linç edilirken Mosso şeyinden dolayı. Neredeydi 72 tanesi? Seni niye savunmadılar? Altına niye bir yorum atmadılar? Niye senin yanında durmadılar? Kime güveniyorsun? Hı. Ya sosyal medyadaki birçoğu zaten troll. Tabii büyük ihtimalle. Ve yalaka. Yani gelip geçici ama bir gazeteci, bak gerçekten bir gazeteci yazdığı zaman onun fanatik takipçileri vardır. Senin o yönde Tekirdağ'da Sayın Ayvaz'ın böyle takipçileri var. Senin de var abi. Yani bütün programlarını takip eden, baştan sona kadar izleyen, yazılarını sonuna kadar okuyan ve sonrasında da helal olsun diyen ve hakkıyla yazmışsın diyen insanlar var. Ya söyleyen ya da dışarıda evet, konuşulan. Bizim bunu yazdığımız bir haber. İşte. Yani sözü söyleyen söylediğiyle ekstra kıymetleniyor. Aynen. Yani yoksa rastgele yazılan şeylerle değil. Yani vatandaş gazeteciliğiyle yeni medya gazeteciliği geleneksel medya gazeteciliği farklı şeyler. Kendi derdini anlatmak isteyen işte ya da işte çeşitli zamanlarda kaleme alan bu vatandaş gazeteciliği. Bugün Facebook'larda yazanlar var ya ben gazeteciyim diyenler. Evet. Bunların %60'ı, 70'i vatandaş gazeteciliği yapıyor. Gazetecilik değil. Yeni medya gazeteciliği de farklı. Bizim geleneksel medyanın yeni medyaya evrilmesi. Yani mecralarının değişmesi. Uydudan YouTube'a ya da işte başka mecralara evrilmesi. Daha kısa videolar yapılması. Daha böyle farklı teknolojilerin kullanılması. Evet. Yeni medya. Evet değerli izleyenler, yani yerel medyanın veya genel medyanın, medyanın yereli geneli nasıl oluyor onu da bilmiyorum. Çünkü hitap ettiğiniz kitle Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları içerisinde ama lokal ama genel olarak yaşayan halk kitlesini bir şekilde harekete geçiren, tetikleyen, sorununu dile getiren veya sorunundan hareketle çözümünü ortaya koyan gazeteciliğe veya medya dalına gazetecilik deniyor. Bugün yani gazeteciliğin yereli geneli yok. Ben olmaz diye düşünüyorum. Bugün kahvaltıya gittin mi? Evet.
Tahminen kaç kişi vardı? Kaç kişi vardı tahminen? İşte onu konuşacağız. Kaç kişi vardı? Oraya getirmeye çalışıyorum. Kaç kişi vardı tahminen? 50 kişi vardı. Önce bugün ne oldu izleyenler için söyleyelim. 50 de gelemeyen vardır. Bir dakika, 50 de gelemeyen vardır. 50 de gelemeyen vardır. 100 tane gazeteci var. 200 bin nüfuslu Süleymanpaşa'da 100 tane gazeteci var. 100 tane. Peki bir belediye destek vermek istiyor. Hadi verelim destek beraber. 100 tane her gazeteciyim diyene ki öyle böyle istiyorlar. Tabii. Ya da bir müteahhit. Ya abicim adam gidiyor diyor ki ona reklam vermişsin, bana niye vermedin? Tabii. 50 tanesi birden. Tabii. Şimdi firmanın 3-5 tane gazeteye reklama ihtiyacı var. Tabii. Reklama ihtiyacı olan çoğu esnafın, ticaretle uğraşanların abi yayınlamama ben yine parasını vereyim ama kimse de bir şey dediğini biliyorum. Ya, reklam doğru. Vermeye evet. Korkuyor adam. 50 tanesi birden adama yükleniyor. Ya da bize ver, onlara verme. Diğerlerine sadece verme. Bunu takip ederek gazetecilik yapan var. Mesela şimdi vermiş? Falanca medyada şu reklam yayınlanmış. Bir ara bakalım. Ertesi gün hemen gidiyor. Evet. Ya ona bana vermişsin. Evet. Onun ne, onun ne paylaşımı bırak. Var? Onu kim takip ediyor? Onun ne kifayeti vermediği var? Vermediği zamanda tehditler başlıyor. O tehdit ediyor. Artı bir de diyor ki ya bunun ne çapı var ki buna diyor reklam veriyorsun. Abi benim bir bu kadar takipçim var diyor yani. Benim başlıyor. 5000 takipçim var efendim, ya da benim işte 100.000 takipçim var. Benim bu işi daha fazla hak eden tarafım var diyor. Bir de dernekler var, o dernekler bu gazeteci gazeteciyi eleştirirken yıkıcı davranıyor. Gazeteci gazeteci arkadaşını eleştirirken onu yok sayıyor. Reklam verenin gözünde küçük düşürmeye çalışıyor. Evet. Veya haber takibinde o arkadaşının paylaştığı haberi kifayetsizleştirerek onu o haberi faydalanan kişinin önünde küçük düşürmeye çalışıyor. Yani mesleğin kendi içinde aslında hazmedemediği, dile getirirken yıkıcı ve yok edici bir şekilde paylaşımları olan kitleler türedi. Aslında gazeteci gazeteciyi taltif eden, onu yüreklendiren, bak gazeteci kardeşimiz ne kadar güzel bir haber yapmış, bu konunun üzerine keşke ben de gidebilseydim ama yaptığı haberi takdir ediyorum diyen, efendime empati kurabilen veya onun başarısını paylaşabilen, başarısından kendine göre pay çıkartabilen bir kitle eksikliği var. Yani gazeteciliği aslında yerelde konuşacak olursak, yerel medyayı aslında yerel ve genel olarak gazeteciliği ayrıştırmak istemiyorum ama şimdi tanımını yapabilmek adına söylüyorum. Süleymanpaşa'da veya Çorlu'da veya Kapaklı'da yani gazeteci, lokal yayıncılık yapan. Lokal yayıncılık yapan gazeteci kardeşlerimizin kendi meslektaşlarının üzerine basarak başarı elde edemeyeceğinin farkında olması lazım. Yani sen bir diğer gazetecinin haberinin üzerine basarak, aslında bu haberi ben yapacaktım da o yaptı ama öldürdü haberi. Görüyorsun adamın çünkü ne takip edeni var, ne kifayeti var, ne değeri var, ne çapı var. Dediği andan itibaren aslında çapını kendi düşürüyor. Tabii. Bir kere başarı paylaşıldıkça veya bir başka meslektaşının başarısının arkasında sen de onunla gurur duyuyorum demeyi öğrendiğin zaman sevgili gazeteci kardeşim, genç kardeşim veya aynı meslektaşım, o zaman daha da büyümüş oluyorsun. İnşallah. Başarıyı, sevgiyi, saygıyı, paylaşmayı öğrendiğimiz zaman hem haberimizin gücü daha da artacak, hem de haberciliğimizin hinterlandı veya güç alanı, aurası daha da genişleyecek, etkisi de artacak. Ama sen söze, ya o da gazeteci mi canım? O işte köftecilikten geldi, bu işte çarşafçılıktan geldi, o limon satıcısıydı, bu efendim vitrinciydi diye veya o işte falanca da devlet memuruydu, emekli olduktan sonra gazeteci oldu da gazeteci mi oldu yani? Biz yıllarımızı verdik, saçları ağarttık diyen bir model gazetecilik de var. Ama sadece ve sadece çirkef üretirsiniz. Mesleğinizde, özellikle topluma karşı sorumluluklarınızda kendinizi küçük düşürürsünüz. Gazeteci gazeteciyi eleştirebilir ama yıkıcı eleştiri yapmaz. Çünkü aynı kulvarda besleniyorsunuz, aynı kaynaklardan besleniyorsunuz, aynı kaynaklardan beslenmeniz, kaynaklarınızı ki hani derler ya, yarın öbür gün su içeceğin yalağı kirletme arkadaş. Evet. Diye. Ben buna çok önemsiyorum. Evet, bu arada, uzun. Evet, ben hemen şeyi söyleyebilirim. Sen soruyu belirleyelim. Soru şu olsun. Son 10 dakikadaki sorumuz şu olsun. Temellilere geçelim. Yerel medya
kendini yaşatma kaynaklarını belirlerken gazetecilik mesleğine de yön verecek kaynaklarla besleniyorsa gazeteciliğini o yöne doğru mu çevirmeli yoksa halka sırtını mı çevirmeli? Hayır, ben hemen hızlı seri konuşarak hareket edeyim. Şimdi bugün bir kahvaltı düzenlendi. Bu kahvaltının yapılacağını 3 dernek bir araya geldi ya da 2 dernek bir bugün kahvaltı düzenlediler. Değil mi? Dernek düzenlediler. Süleyman Paşa Basın Mensupları Derneği ile Trakya Gazeteciler Birliği Derneği'nin Süleyman Paşa Belediyesi'nin Ekmekçioğlu Parkı'ndaki düzenlediği bayram kutlamasında bir araya geldi. Batı Trakya yok muydu? Batı Trakya Gazeteciler Derneği mi oluyor? Evet. Gazeteciler Derneği'nden kimse yoktu. Evet. Başkan veya yöneticisi. Yapılan her şey yapılmayandan kıymetli. Önce bu organizasyonu yapan arkadaşları gerçekten bir şeyler yapma telaşlarından dolayı tebrik ediyorum. Önce bunu bir taçlandıralım. Ama gelirinden vardı ya. Ancak dernek sayfalarında kaçırdıysam beni bağışlasınlar. Bireysel ya da bu anlamda bir açık duyuru yapılmadığı için sadece dernek üyelerinin katıldığı eş dost söylemiyle birbirine ulaşan bir katılım sağlanmış gibi oldu. Ben duymayanlardan, haber olmayanlardan biriyim. Ama senin bir çaba vardı. Problem yok. Kasıt ancak, yoktu diye düşünüyorum. Yok, kasıt zaten tahmin kasıt etmiyor. Kasıt olamaz. Yani Süleyman Paşa Belediyesi böyle bir nitelikli bir çalışma işte, yapmaya çalışmış. Meseleyi belediyeye getirdim. Dernekler işin elinin altına taşını koymuş. Belediyeyi hiç getirme. Belediyeye hiç getirme. Belediyenin burada hiçbir dahli bir duhlu yok. Bu senin görüşün. Ben lütfen düşünceme izah edeyim. Kesinlikle söyleyeceğini söyle ama ben de sana izah edeyim. Aynen. Şimdi burada bu yapıldı yapılsın. Evet. Asla kasıt aramıyoruz. Tamam. Ancak bunun finansını Süleymanpaşa Belediyesi yaptıysa bütçesini, finansını, sponsor yer ne olursa olsun yaptıysa belediyenin kendi bütçesiyle kendi ev sahipliğinde yapması ve savcılığa kayıtlı herkesi davet etmesi gerekirdi. Nasıl? Bunun tespitini nasıl yapacaksınız? Abi biraz sabahtan beri neyi söylüyoruz? İşte doğru söylüyorsun ama bak bir yere getireceğim. Yani şu anda bir sonuca getireceğim. Onu ayıramayız. Bir yere getireceğim. Şimdi belediye kendi ev sahipliğinde kendisi yapmayıp da denekler. Sponsor olarak yaptığında halkın parasının belirli kesime aktarılmasına ayrı tartışma konusu. Bunu diğer yayınlarda tartıştık. Ama neye sebebiyet verdi biliyor musun? Ne? Kenara çekildi basın mensuplarının bölünmesine. Burada bir yanlış yok. Sebebiyet vermiş gibi oldu. Vaktiniz burada bir yanlış yok. Neden yanlış yok onu söyleyeyim. Bir kere dernekler. Şimdi bak asıl söylemek gerekeni söyleyeyim. Bir saniye. Ben tamamlamadım ama. İstersin ama önemli. Yeri gelmişken. Şimdi şu var. Bravo. Medya dernekleri burada meslek gruplarıyla bir sosyal ve dayanışma gününü kutlama yemeği vermek istiyor. Bunu belediyeye intikal ediyor. Belediye diyor ki biz bu konuda size kahvaltıyı veren kurum olarak olabiliriz. Olamaz. Yani tüm medya mensuplarına davet etmedin ama sonuçta oldu. Bir müsaade et. Bana. Bugün oldu. Tam kim etmeliydi abi? Başka kim unutmuş? Bak ne diyorum? Savcılıkta kaydı olan basın mensubu sıfatıyla tanım olanlara kim bunlar? En azından açık davet yapalım. Duyurusu bile yapılmadı. Kendi de bilmiyor ki abi. Sen nereden bileceksin? Ben ama bak şimdi bir yere getireceğim. Şimdi aynı dernekler güzel işler yapmaya çalışıyorlar. Bir çelenk töreni yaptılar basın bayramı adına. Evet. Kaç kişi katıldı? İster 2 kişi, ister 10 kişi. Şimdi açık duyurusunu yapsaydı çelenk töreni kim yapsaydı abi? Belediyenin görevi değil bu. Belediye değil. Kim yapsaydı? Şimdi bu kahvaltıyı organize edenler, dernekler, valiliğe bir çelenk koydu mu? Bunu koyacağını önden duyursaydı, açık duyursaydı ben de giderdim, sen de giderdin, gitmeye çalışırdın. Doğru. Kendi üyelerine yaptı kahvaltıyı. Anladım. Kendi üyeleri bile gitmedi. Senin dernekle ilgili o zaman şeyin var. Gibi ama dernekle. Ben konuşamadım ki yani. Dolayısıyla da vakitte kalmadı. Dernek başkanları niye bir açık açık herkesi aramadı? Yani o ayrı bir kısmı kaldı. İkinci kısmı da kahvaltıya katılan dernek üyeleri ya da her kimlerse onlar aynı çelenk törenine niye katılmadı haberleri mi yoktu? Yani dernek üyeleri kendi derneklerine mi güvenliyorlar? Dernek kullanamamışlar. Yani muhakkak yani ben katılmak zorunda ama değilim. Muhakkak tabii ki değilsin. Ben ikisine de katılmadım mesela. İkisine de katılmayan gibi var. Işte. Yani çözüm aşamasına gelmek adına konuşursak, hı-hı, dernekleşmek, örgütlenmek çok çok önemli. Ama biz hala Tekirdağ'da faaliyet gösteren basın mensuplarını kapalı toplantılarda birbirini dinlemeye getiremiyoruz. 3 tane dernek. Tamam. Üç dernek, bir meslek grubunda 3 tane dernek. Bakınız, sizin bir odanız bile olmayan bir mesleği icra ediyorsunuz. Evet. Sizin bir odanız bile yok. Evet. Bir gazete açmaya çalışsanız
ya Elektrikçiler Odası'na, ya Bakkallar Derneği'ne, ya da Madeni Eşya'ya Derneği'ne veya işte odasına kayıt yaptırıyorsunuz. Yani sizin esnaf olarak tanımınız bile yok. Yani sizin basın odası veya gazeteciler odası diye tanımlanmadığınız bir mesleğiniz var. Gidiyorsunuz bakkalların altında kendinizi ifade edebiliyorsunuz. Hangi gazete, günlük gazete basın odasına tabi? Kendi tanımınızın olmadığı bir meslek grubunuzun dahi olmadığı bir kurumda 3 tane dernekle kendinizi tanımlama çabası içindesiniz. 3 farklı dernek. Şimdi bak yani, sayın, son bir şey varsa ve bir cümle söyleyeyim. Hakikaten sende kalsın. Mesela bu tüm medyanın içinde hareketlenen unsurlar bir şemsiye altında bir araya gelse, gelmez. Tüm insan, bak bir müsaade et. Keşke gelse. Tüm insan kaynaklarını bir araya getirse, ekipmanlarını, teknolojilerini bir araya olur. Getirse, neden bir Habertürk buradan doğmasın? Yani? Gözünü seveyim. Şimdi bunu hemen söyleyeyim abi. Sayın Ali Yerlikaya burada valiyken biz bunu denedik. Yaptık. Değil mi? Denedik. Siz karşı dernektiniz. Nacak yazıyla. Biz de bu tarafta Necmi. Aykırıydık et. Sevgili. Tam programa yeni girdik ama zaman bitiyor. Yaptık. Biz bunu denedik. Evet. Fakat hiç kimse sözünde durmadı. Ne senin Naci Akyaz'ın ne de bizim bu taraftakiler yine anlaşamadılar. Evet. Bir dönem yapıp bırakacaktı, bırakmadı. Sonra ikinci dernek kuruldu. Koltuğu bıraktılar. Sonra koltuğu bırakmadılar. Yani o koltukta ne varsa o koltuk bir siyasi bırakılmadı. Şimdi ya bir de siyasi. Şimdi tabii ki kurulan dernekler çok kıymetli. Kesinlikle. Çok değerli. Kesinlikle. Ancak daha etkili olabilmesi için tek dernek altında yani yani küçücük bir Süleymanpaşa'da. Küçücük diyorum çünkü 200 bin nüfusu en nihayetinde. İstanbul'un aynen. Sadece bir mahallesi. Aynen kadar büyük bir mahallenin yarısı. Tamam mı benim abi? Evet. Bir tane burada adam akıllı bir dernek olsa neler olur biliyor musun? Herkesin ben biliyorum ya. Bak herkesin bir dairesi olur. Ben gazeteciyim diye. Lokali olur. Gelir kaynakları artar. Her anlamda rahat eder. Ya fakat ben bitireyim abi. Aynen öyle. Bende yok, sende de olmasın şu anda şey olduğu, hakim olduğu için. Ya bugün beni o çağırdı, bana bu reklam verdi. Yarın da bırak sana versin. Adamı pişman etme. Aynen. Bir dernek adı altında hepsi toplanır da bir sıraya konursa, dernek arandı, reklam. Bu ay bu gazetelerime veriyorsun kardeşim dedi. Seçme hakkını ona bırakmadı. Kendi yaptı. Misal örnek veriyorum. Ya da aboneliklerde, ya da belediyenin organizasyonlarında. Ben belediyelerin ya da kurumların organizasyonları hele bizim gibi emektar olan gazeteci arkadaşlarımız, emektarlar için böyle hatırlanması özel günlerinde ya da başka zamanlarda böyle aktiviteler yapılmasını çok kıymetli buluyorum. Kesinlikle. Küstürmemek lazım. Ya ben çağrılmadım diye ya siz çok kötüsünüz ya. Yap, niye yaptınız? Kim parasıyla yaptınız? Bilmem ne. Bunlar hoş şeyler değil Sayın Ayvaz. Olanı takdir etmek lazım. Bugün ben çağrılmadım. Ben belediyenin sponsor olduğu konuları belediye, kabul etmiyor. Neyse. Velev ki belediye sponsor olsun. Velev ki belediye sponsor olsun ya da dışarıdan. Dışarıdan zaten sponsorluk daha tehlikeli. Keşke belediye şey olmuş olsa. Sponsor olsun. Evet, çünkü belediyeden ne beklentisi olabilir? Acaba ben buna da karşıyım. Belediyelerin sponsorlar kanalıyla bir takım işlerini yürütmesi ne getirir ne götürülü daha çok tartışma konusu olur. Yani şimdi çok zamanımız kısa olduğu için örnekler vereceğim ama vermeyeyim. Bu tartışma gitmez sevgili ama izleyiciler. Ama şunu kıymetli buluyorum. Kurumların gazeteciler adına yapmış olduğu faaliyetler gerçekten de değerli. O insanları da küstürmemekle aran gidin ne haliniz varsa görün diyecekler bir gün. Ya en azından bir araya geliyor gazeteciler o günlerde. Geçen gittiğimiz düğünde hiç olmazsa iki masa sosyal bir araya geldi. Birbirlerini görme, birbirleriyle sohbet etme çoğu zaman birbirimizi göremiyoruz yani. O ortamlarda hiç olmazsa bir arada oturup, bir arada kahvaltı etmek, bir arada yemek yemek, derdimizi dinlemek, birbirimizi anlamak. Çünkü stresli bir iş yapıyorsun. Çok kesin. Bir taraftan iş meşakkati, bir taraftan geçim sıkıntıları, meşakkati. Zaten ekonomik sıkıntılar almış başını gidiyor. Şu ortamlarda lütfen herkes birbirine karşı daha anlayışlı olsun. Yani ne güzel dedin ya. Ve değil mi? Evet. Herkes bence bu. Birbirine karşı daha anlayışlı olsun. Daha böyle bir hoşgörülü olsun ya abim. Yani neyi paylaşamıyoruz? Ya ben şunda bak özellikle genç kardeşlerimiz var. Bu işe yeni gönül vermiş. İçeride stajyerlerimiz var. Yeni ya gazetecilik bu mu? Diyorlar belki de şimdi. Yani. Kardeşim gazetecilik bu değil. Gazetecilik bana göre çok şerefli,
çok güzel bir iş. Kesinlikle. Gerçekten de çok kıymetli bir meslek. Ama hakkıyla yapacaksın. Evet. Hakkaniyetli yapacaksın. Vicdanınla yapacaksın. Vicdanınla yapacaksın. Her şey para değil diyeceksin. Aynen. Mutlu olacaksın yaptığın başarılı işlerden. Evet. Diyeceksin ki ben bugün Tekirdağ'da şu sorunun çözülmesine vesile oldum. Ne mutlu bana. Herkes seni takdir eder zaten zamanla. Herkes aynen. seni daha aynen. iyi tanır zaten aynen. zamanla. Hı hı. Diyeceğim bu kadar. Evet, evet. Sevgili Yaşar Polat çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Sevgili Selahattin evet. Uzun teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Şimdi sevgili izleyiciler, medyanın reji uyarıyor. Özellikle yerel medyanın sorunları elbette ki masaya yatırıldığında içinden çıkılacak gibi değil. Çünkü herkesin kolaylıkla mesleğe giriş yapabildiği ve kendine bir şekilde bir gerçeklik alanı yaratmaya çalıştığı veya bir güç alanı, güç odağı olmaya namzet bir meslek grubuna dönüştüğünde güçler çatışması, erkler çatışması devreye giriyor. Son dakika. Ben daha iyi gazeteciyim, ben daha güçlü bir gazeteciyim, ben daha iyi çözüm getiriyorum, ben daha fazla parayı hak ediyorum gibi güçler çatışmasına dönüştüğünde meslek beraberinde nefreti de birbirinden nefreti de getiriyor. Veya güçten de nefreti beraberinde getiriyor. Yani yerel yönetimlerden nefrete yönelik bir gazetecilik, nefret söylemlerinin ağırlık olduğu bir meslek grubuna dönüştüğünde çekilmez hale geliyorsunuz. Son dakika Sayın Ayvaz. Evet. Uyarı önemli geliyor. Değil. Zamanınızı bir dakika dahi aşabiliriz. Çünkü söyleyeceklerimin çok önemli olduğuna inanıyorum. Burada özellikle belirtmemiz gereken şey şu. Belediyeler kamu görevi yapıyorsa gazeteciler de kamu görevi yapıyor. Bu kamu görevi yapan iki kurumun dayanışmasından bugün bir kahvaltı düzenlendiyse bunda hiçbir beis görmüyorum. Ben kardeşlerimle, gazeteci meslektaşlarımla bir araya gelmekten büyük bir mutluluk duydum. Keşke gelmeyenler de gelselerdi, orada bulunsalardı, sorunlarımızı birebir o anda dile getirilen kadarıyla dinleyebilselerdi. Evet, basından sansürün kaldırılmasının 116. yılı kutlu olsun. Sansür kalktı kalkmadı, ne kadar kalktı? Bunun tartışması bitmez. İyi ki bizimleydiniz. Lambadaki Cin'le Trakya Türk TV'deydiniz. Yarınlarda daha sansürsüz, daha sağlıklı medya çalışanlarının olduğu bir ne diyorum? Basın günü diliyorum. Hoşça kalın, güzel kalın. İyi akşamlar. Efendim.